Allah mutlak iyiyse neden dünyada kötülüğe izin veriyor? Mutlak anlamda Allah'ın e, güç, kudret sahibi, e, iyilikle e, donatılı e, ve her şeyi bilen bir varlık olduğu kanaati hakim felsefede ve kelamda. Doğru olarak, haklı olarak. Aksi takdirde mantıksal e, sonuç bu niteliklere sahip olmayan bir varlık zaten ilahi olma niteliğine sahip olamaz. Peki Mutlak iyi, mutlak kudret sahibi ve mutlak bilgi sahibi bir varlığın yarattığı dünya, yarattığı evren bu nitelikleri ne kadar gösteriyor, bu nitelikleri ne kadar hakim bu dünyada diye sorduğumuzda şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Gerçekten evren, sistem olarak evren, kozmik sistemde yani kaostan, çıkan ve kozmoza evrilen sistemde bu mutlak kudretin, mutlak bilginin ve mutlak iyiliğin bütün inceliklerini, bütün zerafetini görebilirsiniz. Hem estetik olarak evrene baktığınız zaman derinliklerine, hem de olup bitene, o kara deliklere, oradaki meteorların yarattığına, o çekim güçlerine, gravitasyona baktığınız zaman kudreti Allah'ın kudretini bütünüyle görebilirsiniz tartışmasız. Bilgisini, o inceliği düşünün. Yaratılan evren arkadaşlar boşlukta. Yani hiçbir şeyin ayakları yere değmiyor insan. Biz her şeyi ne kadar zemine çakarsak o kadar güçlü yaparız diyoruz değil mi? Fora kazıklar çakıyoruz yüz katlı binalar için. Oysa Allah evrendeki her bir parçayı boşlukta yaratıyor. Hiçbir şey yerde zemine çakılı değil. Dünyamız boşlukta. Dolayısıyla yaratmanın, böyle yaratmanın bilgiyle, kudretle ancak olabileceği çok açık. Şimdi burada bakınız. Ne dedik? Kudret sahibi, iyi olan ve her şeyi bilen varlığın bu niteliklerini gördüğümüz bir alan var mı? Fazlasıyla kozmik sistemde var. Sorun yok. Fakat bizim yaşadığımız dünyada yok. Nasıl yok yani? Şimdi Nasıl yok arkadaşlar? Ahlaki bir denilebilir değil mi? Allah'ın bu dünyayla irtibatı olduğunu, vahiy ile irtibat kurduğunu, peygamber gönderdiğini ve insanları yönlendirdiğini hidayet kitaplarıyla, ona eşlik ettiğini, tarihe eşlik ettiğini kabul eden bir semavi dinin mensubu dünyada bunları göremiyoruz diyorsa aslında yaptığı şey bir feryattan ibarettir gerçekten göremiyoruz. Görseydik bu kadar peygambere zaten konu olmazdı dünyamız. Bu kadar kutsal kitap elimizde olmazdı. Neden göremiyoruz? Sebep çünkü bu dünyayı imar etmekle, bu dünyayı kurmakla hem de ahlaki bir düzenle inşa etmekle görevli olan bir varlıktan bahsediyoruz. İnsan. Dolayısıyla bir ahlaki ilke koyacağız. Burası ahlaki bir dünya ve olup bitenden sorumlu olan bir varlık var önümüzde. O zaman şu paradoksa başta düşmeyeceğiz. Bu dünyada olup biteni faturasını ya bunun gerçek öznesi olan insana keseceğiz ya da bir sorumluluk transferi yaparak Allah'a havale edeceğiz. Kötülük meselesini tartışırken Mutlak iyi olan Allah var da bu kadar kötülük neden var sorusunu ben ahlaksız bir soru olarak tanımlıyorum. Bu ahlaksız bir soru. Neden? Allah diyor ki ayet-i kerimelerde. İyilikler Allah'tan, kötülükler kendi nefsinizdendir. Karada ve denizde meydana gelen bütün kötülükler kendi ellerinizde kazandıklarınızdandır. Bakınız iyilikler hiçbir mezhep, hiçbir alim Allah kötülüğü irade ede, eder dememiştir. Hiçbirisi Allah'ın iradesi içerisinde kötülüğe yer yoktur derler. Bu bir. İkincisi hiçbir şekilde kötülüğe rıza göstermez. Rızası içerisinde de yer yoktur. Bunu da herkes söyler. E peki bütün bu ilkeleri koyduktan sonra mantıksal olarak şöyle bir hataya nasıl düşüyoruz? İşte Allah kötülükleri de yaratır. Şu anlamdaysa sorun yok. Allah'ın egemen olduğu, hakim olduğu alanın içerisindedir iyilikler ve kötülükler. Ve onun bilgisi olmadan, tamam onun bilgisi olmadan hiçbir şey olmaz. Ama onun rızası içerisinde değildir bu. İnsan özgürse o kötülüğü Allah yapma der ama insan ben yapacağım diyorsa ona engel olmaz. Buna hızlan demiş bizimkiler. Yani Allah kötülük yapmak isteyen insanı kendi haline bırakır, iyilik yapmak isteyen insana destek olur, tevfik ve hızlan ilkeleri biz biliyoruz. O zaman şunu koymuş olduk başlangıçta kötülük meselesini tartışırken, kozmik sistemde Allah'ın mutlak hakimiyeti, bizim ahlaki düzenimizde dünyada ise insana havale edilen insandan talep edilen ve onun sınavı, onun imtihanı, onun başarısı, onun başarısızlığı gibi tasniflere konu olan bir dünyadayız. O zaman bizim şu itikat ilkemizi düzeltmemiz gerekiyor. O da şu, iyiliklerde, de, kötülükler de, şer de Allah'tandır cümlesini düzelteceğiz ayeti kerimeye göre. İyilikler Allah'tan kötülükler kendinizdendir. Peki bunu dedikten sonra bir ayeti kerime karşımıza çıkacak. Ma esabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en İster sizin kendi varlığınızda, isterse dış dünyada herhangi bir kötülük meydana gelirse o meydana gelmeden önce mutlaka bir kitaptadır. Bakın ayeti kerimeyi, hadis suresindeki ayeti kerimeyi alimlerin bir kısmı şöyle yorumluyorlar. Yani bir kitaptadır demek. Sizin başınıza gelmeden önce yazılıdır. Ya da dışarıda bir felaket işte diyelim ormanlar yandı, bir sel geldi insanların ölümüne sebep oldu. Bütün bunlar bir kitaptadır diyor. Bu ayeti kerimeyi maturi diye bakın tevilata yorumluyor. Diyor ki, Meydana gelmeden önce, oradaki önce ifadesi, insan yaratılmadan önce mi, olay meydana gelmeden önce mi? İnsan yaratılmadan önce her şey o adam için takdir edildi, yazıldı dersek bu cebriyenin görüşüdür, biz onu reddederiz, o olmaz. Ama olay meydana gelmeden önce bir kitaptadır demek her olayın bir yasası var. E Einstein'ın dediği gibi Tanrı zaratmaz, bir yasaya bağlıdır bir yasaya bağlıdır. Takdir, kader dediğimiz şey budur. Dolayısıyla insan neyin hangi şartlar altında neyi üreteceğini buna bizim bildiğimiz kaza kader. Yani su ne yapar? Suyun kazası ve kaderi nedir? Su boğar. Su aynı zamanda insanın susuzluğunu giderir. Ama en uygun formda, en uygun olanını kullanmaya erdem diyoruz biz. Yunancadaki arete Bakın Erdem. Yani su insanı boğabilir. Ama biz insanın boğmayacak şekilde suyu bütün yaşama kaynaklık edecek şekilde kullanırsak bu faziletli, erdemli bir yaşam olur. O zaman şuradayız biz. İnsan kötülüklerin gerçek failidir. Çünkü yine diye göre onu yapmasından öte önemli olan onu özgür iradesiyle seçmesidir. Bir fiili insanın gerçek fiili yapan maturidiye göre eşarilerden farklı olarak eşariler kesbetmesidir. Yani yapmasıdır, kazanmasıdır diyor. Maturidi diyor ki önce onu özgür iradesiyle seçmiş olmasıdır. Dolayısıyla eylemlerimizi seçiyoruz, yapıyoruz, sonuçlarını biz biliyoruz. O kötülüklerin, şu, şu denebilir, Allah kötülüğün olmadığı bir dünya yaratabilirdi kötülüğü işleyemeyecek bir insan var edebilirdi melek gibi ha tamam o zaman şöyle diyeceğiz özgür iradesi olmayan bir insan yaratsaydı Allah diyorsak bu onun o yaratılış sahnesinde ortaya koyduğu meleklerle olan diyalogda sizin bilmediğiniz şeyi ben bilirim yani kan dökecek evet insan kötülük yapacak kan dökme kötülüklerden bir tanesi daha neler yapıyor neler Peki neden hala bu riske rağmen meleklerin bu uyarısına risk e, rağmen Allah insanı yarattı? Sizin bilmediğiniz şeyi ben bilirim. Ne bilebilir Allah? Bu dünya bir emanet olarak bize verildi. Bu dünya inşa edilecek bir alan olarak size verildi. Bu dünya bir imtihan yeri olarak size verildi. Neyin imtihanıdır bu? Kötülüklere tahammül edilecek bir imtihandan bahsetmiyoruz. Kötülüğün geçtiği yerde. Kur'an-ı Kerim sabırdan bahseder ve sabır Kur'an'da hem bireysel olarak hem kolektif sabır, toplumun hep beraber sabrından bahseder. Bu şu demek? Kötülük tahammül edilmek üzere değil, ortadan kaldırılmak üzere bizim imtihanımızdır. İmtihanı yeniden tanımlamak lazım. Ortadan kaldırılacak. Bir felaket varsa bu felaketin bir daha kendini gösteremeyeceği bir dünya yaratacağız. Kim yapacak bunu? Sen. Nasıl yapacaksın? kendi kabiliyetlerini, kendi sınırlarını bileceksin ve arkanda ilahi kudretin, gücün olduğunu da bileceksin. Bu az bir şey değildir. Bunun adı duadır, bunun adı sabırdır, bunun adı umuttur. Allah'tan umudunuzu kesmeyin demek sadece umutsuz bir Hayır öyle değil. Umut sadece o değil. Umut çok büyük mücadelelerle desteğimizi alacağımız çok koca bir enerji demektir. Allah'la o anlamda umudunuzu kesmeyin. Çünkü çok büyük işler yapan bir varlıkla ancak büyük işler yapacak olan bir insan irtibat kurmak ister. Dolayısıyla bizim imtihanımız dünyada egemen olan, var olan ister hastalık, ister doğal kötülükler isterse insan olmaktan çıkan insanların eliyle ortaya çıkan ahlaki kötülükler olsun bunların her birini ister müdahil olarak ister kanun yaparak ister ahlak vaz' ederek ama bir şekilde insanın bunların kökünü kazıması onun sınavıdır. Başıma gelen bir olaya bakın çok ciddi bir hastalık Allah korusun bir insanın başına gelebilir. Buna da Kur'an-ı Kerim imtihan diyor diğerinden farklı olarak. Bu şu demektir. Müthiş bir şey bu. Kur'an-ı Kerim olguya değer yükler. Herkes hasta olabilir. Aynı hastalığı herkes geçirebilir. Herkes çocuğunu kaybedebilir. Herkes evini barkını kaybedebilir. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki bu imtihan. Bu şu demek. Bu bir olgu. Buna ben bir değer yükledim ve bu benim sana bir imtihanım olarak bunu alırsan ben bu sürece müdahil olmak istiyorum. Tıpkı şunun gibi. Evinde müthiş bir depresyona giren, strese giren, hayatta un ümidini kesen, intiharı düşünen bir insanın kapısına bir psikiyatrın, bir psikoloğun, bir dostun gelerek neyin var ya ben seni dinlemek istiyorum, biraz, biraz dertleşelim demesi gibidir. Allah'ın bu senin imtihanındır demesi senin yaşamına bir girmek istiyorum. Dolayısıyla burada ne var devreye ne giriyor? Umut giriyor otomatikmen. Sabır giriyor otomatik olarak. Ve sonuçta sonuçta ne olursa olsun hayata bağlanma giriyor. Hiçbir şekilde bırakmama, hayat mücadelesini bırakmama giriyor. Tam azim giriyor, kararlılık giriyor. Tam istediğimiz feyza ferahate, fansa, boşluğa düşersen ayağa kalkmasını bil. Tam da Kur'an'ın istediği o dirençli, Arzulu, yaşam dolu insan profilini yaratmış oluyor Allah. Hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın. Gördüğünüz gibi kötülük dediğimiz olay aslında insana faturaladığımız ve insanın bir şekilde üstesinden gelmesi gereken gerçekçi bir dünya kuruyor bize. Ve kötülüğün Allah'a faturalanmasını kesinlikle Kur'an-ı Kerim istemiyor. Aksi takdirde hiçbir mantığa, sadece bir çocuğun mantığına değil yani. Çünkü bir trafik kazasında kaybettiği babasına annesi işte yavrum bize yazılmıştı bu Allah'ın takdiri böyleydi dediğinizde sizin o çocuğa nasıl bir Allah tasavvuru çizdiğinizi anlatamazsınız yani. Değil mi? Babasını alan bir çocuk profili, bir Allah tasavvuru geliyor çocuğun zihnine. Oysa biz şunu söyledik. Kaza ve kader dediğimiz şey varlığa hükmün giydirilmesidir varlığa hükmün giydirilmesidir. Bıçak keser, su boğar, ateş yakar. Viraja 100 km hızla girdiğin zaman devrilirsin. Sonuç ölümdür. Bakın varlığa hükümleri yazılıdır. Ama bu varlığın yaşamı var edecek şekilde kullanılması erdemdir. Ve erdemli, ahlaklı bir yaşamı kurmak bizim işimiz, bizim görevimizdir. Ve burada ilahi olanı, onun lütfunu, onun inayetini talep etmek der bir müminin şiarıdır. Kötülüğün bu şekilde kökünün kazınacağından hiç şüphem yok. Yeter ki böyle bir ferdi ve yeter ki böyle bir toplumu inşa edelim.